Parkımız burada oynayacak, oturacak, dinlenecek. Ailelere burada istirahat edecek beylere, hanımefendilere ve onların yavrularına hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın. Rabbim daha büyüklerini yapmayı bize nasip etsin. Ya Allah, bismillah. Ben konuşmaları yapmak üzere müsaadeleriyle Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu'na arz ediyorum. Sayın Başkanım lütfen buyurun. Benim canlarım Esenyurtlular, Kıraçlılar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne diyeyim, parkınız hayırlı olsun. Zaten inşaatta buraya gelmeye başladınız, bölgenin sakinleri. Hem inşaat büyüdü hem de sizler de oturmaya başladınız. Demek ki çok özlem duymuştunuz parklara. Biz de sizin özleminizi giderdik. Hem de böyle şehrimizin en mezbelik yerlerden bir tanesini en güzel bir mekana çevirdik. Değerli kardeşlerim, buradan sonraki hedefimiz yine hemen yanımızda daha karşı tepelere kadar uzanan bir başka büyüğümüz, bir başka cumhurbaşkanımız. Tabii hocamıza saygımız çok büyük. Onun yerini doldurmak çok zor. Abdullah Bey'in, yani cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in adına 314 bin metrekarelik bir farkımızı da inşallah 2 seneye varmaz asacağız. Şu anda ağaç dikimine başladık. Görüyorsunuz her gün yeşeriyor. Ve onu da inşallah bitireceğiz. Bu bölgeye kazandırmış olacağız. Tabii ikisinin ortasında sessiz sedasız bir şeyler oluyor. Yaşlı ablalar burada var mı çok? Yaşlı ablalar. Varsın, görüyorum abla. Vallahi kitap gibi oturuyorsun ha. Bak. Sana müjdeler olsun senin gibilere. Orada çok güzel bir Kaplıca tesisi bitmek üzere. Ha. Çok büyük. Artık ne Gönen'e gidersin, ne Afyon'a gidersin, ne Yorova'ya gidersin, ne Armutlu'ya gidersin. İlla Esenyurt, illa Esenyurt dersin. Öyle mi? Öyle olacak. Mübarek topraklar, her gün dua okuyoruz ya. Başkaları gibi ta okyanus ötesinden beddua okumuyoruz. Her gün dua okuyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam. Yenileri geliyor, inşallah bizi takip edin. Değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt'ta hizmet yarışı devam ediyor. Konuşmaları yapmak üzere Esenyurt Kaymakamımız Sayın Ekrem İnce'yi arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, lütfen buyurun. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Esenyurt hemşehrilerimiz, hepiniz bu güzel parkın açılışına Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan park açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gerçekten belediye başkanımız çok proaktif bir şekilde çalışıyor. Sırf park, altyapı, üst yapı hizmetleri değil. Bunlar yapmasının yanında milyonlarca metrekare parklar, 3,5 milyon metrekare parka sahip Esenyurt şu anda. Ve vatandaşlarımız gerçekten hemen evlerinden çıkıp 30-40 kilometre İstanbul dışına gitmeden mangallarını yakarak, işte Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi akşam evlerine hanımefendiler, beyefendiler kıymetli bir şekilde, rahat bir şekilde evlerine dönüyorlar. Böyle bir imkanı İstanbul'da görmek bizi de mutlu ediyor gerçekten. Sayın Başkanım, gerçekten ben Esenyurtlular adına size çok teşekkür ediyorum. Aşktan ölen Orhan ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O bitti bir daha dönmez diyorlar. Söylesene, söyle inanayım. Coşkulu bir kalabalıkla bugün bir park açtık. Bir de Ipsala Belediye'mizin pirinç tanıtımı, dağıtımı var. Gerçekten yoğun. Hakikaten bu sıcak havada insanlarımızın bu kadar teveccüh etmesi hoşumuza gitti.
çok kullanılan bir park, bölgelere ihtiyacı olan parktı. 86 metrekare, ismi de çok güzel. Profesör Doktor Necmi Metin Erbakan. Ben hayırlı olsun diyorum. Çok mutluyum. Böyle güzel bir park açıldı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Biz de çok anlamlı bir günde Esenyurt Belediyesi'nin çok değerli geçmiş dönemlerde Türkiye'de başbakanlık yapmış Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın adına güzel bir park yapılmış. Onun isminin verilmesi ve aynı zamanda İpsala pirincinin tanıtılması için güzel bir organizasyon yapılmış. Başta Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu'na ve çok değerli meclis üyelerine İpsala halkım adına çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu anlamlı günde İpsala'mızın ve Türkiye'nin 3/4 birini üreten pirincini tanıtmak üzere böyle bir anlamlı ve güzel günü değerlendirmiş olduk. İstanbul'a, Türkiye'ye İpsala pirincini tanıtmak için bizim için de güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bundan sonra Sultan Gazi Belediyesi'nde de böyle bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir park açıldı, neler söylemek istersiniz? Gerçekten Esenyurt zaten parklarıyla çok meşhur olan bir yer. Yaklaşık 3,5 milyon metrekare park var biliyorsunuz. Böyle bir ilçede yaşamak çok güzel. İnsanlarımız burada çok rahat bir şekilde 30-40-50 kilometre gitmeden mangallarını yapıp aileleriyle birlikte yemeklerini yiyebiliyorlar. Ve rahat bir şekilde evlerine dönüyorlar. Gerçekten Esenyurt yaşanılması gereken bir ilçe. O anlamda belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz bütün yaptığı faaliyetler için, parklar bahçeler için. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bizim için çok güzel bir şey. Kapımızın önünde. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Güzel bir yer oldu. Gerçekten çok güzel bir yer oldu. Hepsine teşekkür ederiz.